Hazır mısınız? Hazırsanız toplanın. Bugün bu videomda size ilk motorumu nasıl aldığımın hikayesini anlatacağım. Çok heyecanlıyım bu konuda. Hadi güzel bir intro. Hepinize tekrar merhabalar arkadaşlar. Hayatıma hoş geldiniz. Videonun başında söylediğim üzere bugün size ilk motorumu nasıl aldığımdan, ilk motor heyecanımdan, daha doğrusu ilk çapırımı nasıl alıp ilk yollara çıkış hikayemden bahsedeceğim. Ve beni bu yola neyin sürüklediğinden. Son zamanlarda çok soru geliyordu bu konuda. İşte Burak abi nasıl motor aldın? Burak abi neden motor sürüyorsun? Burak abi nedir bu çapır sevdan? Burak neden böyle yollarda olmayı seviyorsun tarzında? Ben de tüm bu sorulara en baştan cevap vermek istedim. Ve tabii ki de yolun başlangıcı. Yani ilk çapırı aldığım güne sizleri götüreceğim ve aynı heyecanımı şu an yaşayacağıma inanıyorum kamera karşısında. Çünkü bu hikayemi her anlattığımda tüylerim diken diken oluyor. Bu videodan kendinize şöyle bir pay çıkartabilirsiniz. Bazen anlık olarak aklınıza gelebilecek bir şey sizin hayat tutkunuz haline dönüşebilir. Hatta bazı zamanlar çabalayıp uğraşıp bir anlık bir heves için uğruna günlerinizi, aylarınızı heba ettiğiniz o şey sizin hayatınız olabilir. Bunu hiç unutmayın arkadaşlar. Evet, hazırsak ilk motorumu nasıl aldığıma geçelim. Yıllar yıllar önceydi. Once upon a time, when I was younger. Ben gençken, daha küçükken, daha toyken, daha henüz gencicikken, 21-22'li yaşlarımdayken bir üniversite değişikliği yapmıştım. Ege'den Samsun'a geçiş yapmıştım. Samsun Diş'e ve sonra 2. sınıfımda Samsun Diş Hekimliği Fakültesindeyken senenin sonlarına doğru işlerim yolunda gitmediği için, bazı olaylar ters gittiği için moralim çok bozuk bir şekilde tekrar İzmir'e geri dönme kararı almıştım. Artık yeni bir başlangıç yapmam gerektiğini hissediyordum. Yeni bir hayat çizmem gerektiğinin farkındaydım. Kendime yeni bir rota belirlemeliydim çünkü tamamen kaybolmuştum. O Samsun'da geçirdiğim zamanlar, özellikle son aylarım, Samsun'un son dönemleri gerçekten çok sıkıntılı dönemlerdi benim için. Şu an burada sizlere daha da detayına girerek bunlardan bahsedemeyeceğim ama şöyle söyleyebilirim. Kesinlikle hayatımın en dip noktalarından birisiydi ve hayatımın en büyük dönüm noktasına doğru yaklaşıyordum Samsun Diş Hekimliği'nde okuduğum son aylarda. Artık tekrar İzmir'e geri dönme kararı aldığımda tamamen kaybolmuş bir biçimdeydim ve kendime yeni bir şeyler arıyordum. Yeni yapacak şeyler, yeni bir yol, yeni bir hayat çizmek istiyordum. Çünkü buna ihtiyacım vardı. Orada sahip olduğum şeylerin hepsini bir kenara bırakmış, yeni bir Burak olarak dönüyordum İzmir'e ve İzmir'e dönmeden önce bir arkadaşımın yanına uğrayacaktım Ankara'ya. Kafamda deli dehşet sorular. Ne yapacağım? Kim olacağım? Ben neyim? Neler öğrendim? Tabi Samsun'da yaşadığım o bir senede hayvan gibi tecrübeler edinmişim. Hayata dair, yaşantıya dair ve artık geri dönüş olduğunda hiçbir şeyi umursamaz bir haldeydim. Ve sonra Ankara'da arkadaşımın ziyaretine gittim. Bu arkadaş benim üniversitemin ilk yıllarında yurt arkadaşımdı. Onunla pek çok şey paylaşmıştık kafa dengimde. Neyse, Ankara'da biraz gezip dolaştıktan sonra beni Tunalı'da Barlar Sokağı'nda, eğer yanlış söylemiyorsam Tunalı olması lazım, orada bir barda oturduk. İşte Moody Blues muydu, Berry Blues muydu, böyle değişik böyle blueslu bir adı vardı. Orada barda otururken, onun iki arkadaşıyla birlikte, dört arkadaş o barda otururken, işte çeşitli konularda, hayattan, ne olduğundan, ne bittiğinden, neler yaptığından bahsederken bir anda kapıya bir çapır yanaştı. O yanaşan çapır Harley'di. Onun ilk o yanaştığı sesi, o böyle gümbür gümbür, çat 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 çat, gümbür gümbür, o gürür gürür sesi var ya, sanki kulaklarımı duymamıştım, yüreğimle duymaya başlamıştım. Böyle içime işiyordu ya. O orada bloktaki pistonlar her çarpışında, egzozdan böyle her gaz atıp ses çıkarttığında sanki benim içimde böyle vuruyordu bir yerlerime. Böyle göğüs kafesime vuruyordu güm 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 güm. Sesi buramda hissediyordum ve dedim ki ben motor almalıyım ya. Ben çapır almalıyım. Ondan öncesinde, ondan seneler öncesinde benim için çapır kullanmak, motosiklet sahibi olmak, hele ki motosiklet sürmek bir hayalden ötesine geçemezdi. Böyle nasıl diyeyim, çok flu bir hayaldi. Hani herkesin bir hayali vardır. İşte keşke uçsam, keşke şunu yapsam, keşke şu kadar zengin olsam tarzında, hiçbir zaman gerçekleşmeyecek ama hep hayalini kurduğunuz bazı anlar vardır ya. Benim için motosiklet sürmek, hatta motosiklet kullanmak böyle imkansız bir şeydi. Çünkü babam polisti ve polis olduğundan dolayı pek çok motosiklet kazası gördüğü için kesinlikle buna izin vereceklerine, hatta müsaade edeceklerini sanmıyordum. Ama o gün ne olduysa, büyük ihtimalle o Samsun'da geçirdiğim o dip noktalardan, dönüm noktalarından, bambaşka bir kişi olarak çıkmamdan dolayı ve artık bazı şeyleri umursamayı bıraktığım için dedim ki ben motor almalıyım ya, çapır almalıyım. Hemen o sesin ardından yanımdaki arkadaşıma dönüp dedim ki ya işte birader ben ne alayım ya, sen bir aralar motor bakıyordun, çapır bakıyordun diye.
diye. Dedi ki bana Burak, işte Regal Raptor Daytona 250 cc al. Başlangıç motor olarak çok iyidir. Çok efsanedir. Bütçesi de iyi, parası da iyi. Uygun da, temiz bir şey bulabilirsen kaçırma diye. Ben dedim ki tamam ya, hemen sahibinden baktım ilanlara. İşte bakıyorum piyasasına. İşte kötüleri böyle 6000 liradan başlıyor, 10.000 liraya kadar çıkabiliyor. Bu civarda bir motosiklette 250'liklere. Oradaki o hissiyatından sonra ben kesin olarak motor almak istediğimden emin olarak İzmir'e doğru yola çıkmıştım ertesi günün sabahında. Ve sonra İzmir'e vardığımın ertesi günü hemen o motoru alabilmek için nasıl para ayarlayabileceğim, o motora sahip olabilmek için nasıl para bulabileceğim konusunda bir sürü araştırmalar yapıp bir sürü emek harcadım. İşte biraz çalıştım, biraz para biriktirdim. Bir sürü bankaya girip çıktım. Kimi bankadan 1000 lira, kimi bankadan 500 lira. Bu şekilde parça parça paralar toplayarak bir şekilde o 6.500 lirayı denkleştirdim. Çünkü henüz daha para ortada yokken ben İzmir'de bir adamla konuşmuş ve motora bakmaya gitmiş. Regal Raptor 250 cc'yi bulup sahibinden ve İzmir'de de bunu bulduğum için henüz 3000 kilometrede temiz bir motosiklet bulup gidip motora bakıp almaya karar verdiğimi adama söylemiştim. Hatta kapora bile bırakmıştım. Çünkü kesin emindim kendimden. Ben o motora sahip olmalıyım. Ben artık hayatıma bu motorla devam etmeliyim. Ben artık buyum. Yollardayım. Yola çıkmalıyım. Yolun içerisinde olmalıyım. Bir çapırım olmalı ve çapırımın üzerinde geri kalan hiçbir şeyi önemsemeden ölümle burun buruna anı yaşamalıyım diyordum kendime. Uf be. Gerçekten şu an anlatırken bile tüylerim diken diken oluyor arkadaşlar. Sonra ne yaptım? Adamla sözleştik. Ben adama, o arkadaşa, motorun sahibine kapora bıraktım. Yaklaşık bir 250 lira bırakmış olmam lazım ama cebimde para yok. Ama eminim kendime o parayı ayarlayabileceğimden. Sadece bir hafta mühlet istemiştim ve o bir hafta içerisinde gezmediğim hiçbir banka bırakmayarak bir şekilde o 6.500 lirayı ayarlayıp gidip motoru satın aldım. Ve işin daha da ilginci ne biliyor musunuz? Ben o motoru satın almaya giderken motoru sürmenin zerresini bilmiyordum. İşte vitesli motor nasıl kullanılır? Vites nerede? Debriyaj nerede? Motorun ayaklığı nerede, bunu bile bilmiyordum. Hatta şey sanıyordum, motorun iki tarafında da ayaklık var. Genelde millet sol tarafa yatırıyor motoru sanıyordum. Aslında tek tarafında ayaklık varmış bu arada. Çok deli cesareti isteyen şeyler değil mi? Motor sürmeyi bilmiyorsun, motor sürmek istiyorsun. Motor sürmeyi bilmiyorsun, motor almaya gidiyorsun ve motor bakıyorsun. Hatta adam orada bana motoru sürmek ister misin bir bak dediğinde, yok işte gerek yok, gayet sağlam duruyor, gayet güzel görünüyor, sesi de iyi falan deyip motoru sürmemiştim. Çünkü sürmesini bilmiyordum adam orada söyleyemesem de. Sonra motoru satın almaya gittim. Motoru satın aldıktan sonra adamdan anahtarları alıp hemen çok yakın bir arkadaşımı arayıp dedim ki işte yardım istedim, gel dedim, böyle böyle motoru ben aldım ama götürmek gerekiyor benim eve, işte biraz da bana motoru öğretesin tarzında. İşte o geldi hemen yanıma, arabasını atlayıp motoru gösterdi. Vites nerede, debriyaj nerede, nasıl kaldırılıyor, nasıl gidiyor, kavraması nasıl, ayaklıklar nerede, nasıl çalıştırıldığına, anahtarı nasıl takılacağına varana kadar her şeyini bana gösterdi ve orada ilk kez motorun üstüne oturup motoru sürebilmiştim. Aslında sürmek de denemez. Motoru kaldırıp biraz ilerletebilmiştim. Neyse, oradan motorun teknikle alakalı bütün her şeyini öğrendikten sonra gece saat 12 olmuştu ve bizim artık geri dönmemiz gerekiyordu eve. Ve tabii ki haliyle ben orada motoru tam anlamıyla süremediğim için motoru arkadaşım sürdü. O şekilde evin önüne getirdik, benim bıraktık ve ben kendime bir şekilde yedirememiştim. Çok heyecanlıydım, çok mutluydum çünkü artık o çapırın sahibiydim. İlk motorumu alabilmiştim, ilk çapırıma sahip olmuştum ve artık sürmenin zamanı gelmişti. Onun ertesi günü hiçbir şekilde motorla ilgilenemedim. Sadece evin önünde motor durduğu için çıkıp sildim, temizledim, parlattım. Her tarafını böyle güzelce ovaladım çünkü benim de artık ya. Geri kalan her şeyi bir kenarda bırakmış, sadece ben ve o vardı hayatımda. Onun üzerine binecek ve onunla birlikte sonunu düşünmeden yollara çıkacaktık. Yolda olacaktık, yolun içerisinde olacaktık. Ölümle burun buruna. Yaşadığımızı daha fazla hissedecektik. O gün o şekilde geçti ve o gün motoru hiç sürmediğim için benim içime yer etti ve dedim ki kendi kendime, Burak bak artık bir hedefini gerçekleştirdin. O çapırın, regelin sahibi oldun ve bunu sürmelisin artık değil mi? Tekniğini de öğrendin zaten. Tek yapman gereken pratik. Ertesi günün sabahında, sabah böyle 6-7 sularında motosikletime binip hazır trafik yokken, etrafta hiçbir araba yokken kendi kendime öğreneyim dedim. Motora bindim. Motoru çalıştırmaya çalıştım. Çalıştırmıyor. Yok. Kıf 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 kıf, evde kimse yok. Yani akü bitmiş. Motorda elektrik yok. Hay dedim ya, nasıl yapacağız, nasıl edeceğiz? Hemen YouTube'a girdim. YouTube'dan işte motor nasıl vurdurulur, aküsü biten motor nasıl çalıştırılır tarzında videoları izleyip hemen biraz fikir sahibi oldum. Motorun üzerine bindim. Vitesi 2'ye attım. Sürdüm. Motorun böyle üzerinde koştum. Bıraktım böyle vitesi. Motor kullananlar bilir motorun nasıl vurdurulduğunu. Çalışmadı. En az 10 kez denedim ve yaklaşık 1,5 saatim motoru çalıştırmaya çalışmakla geçti. Ama olmadı. Tam pes ettiğim noktaya geldim ki evin önüne doğru getirirken motoru tekrar çalışmayı denedim ve güm 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 diye o ses tekrar kalbime işlemeye başladı. Çünkü motor çalışmaya başlamıştı. Of!
Of çok iyiydi ya. O ilk hissiyat var ya, o ilk an, ilk zaman var ya, bambaşkaydı. Oradan hemen kendimi yollara attım. İşte fark etmeden yanlışlıkla trafiğe çıktım. Trafikte de hatta birkaç kez sorun yaşadım. Mesela ışıklarda durdum, motoru istop etti, tekrar çalıştıramadım. Arkadaki adamlara el kol yaptım, işte korna çalıyorlar diye. Çünkü acemiyim, motorla boğuşuyorum. Bir yandan arkadan böyle tat 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 kornalar falan iyice sinirimi bozmuştu. Ama neyse ki o günün sonunda motosiklet sürmeyi büyük bir azimle halledebilmiştim. Pek çok şeyi öğrenebilmiştim. En azından artık motoruma binip güvenli bir şekilde, rahat bir şekilde çalıştırıp yola çıkabiliyordum. Şehir içinde veya yakın mesafelerde dolaşabiliyordum. Okula gidip gelebiliyordum. Bu bile benim için o kadar büyük bir mutluluktu ki. Motoruma bindim böyle, okula gidiyorum. Çünkü okula teslim etmem gereken bazı evraklar var. İşte evraklarımı bıraktım. Tekrar motoruma atladım. Kantinin önüne çekmiştim motorumu, çaparımı. Tekrar bindim. Oradan tekrar yola çıktım. Güm 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 diye böyle geziyorum, dolaşıyorum yavaş yavaş. Bambaşka bir şeydi ya. O anki o fotoğrafları, mutluluğumu size böyle ne kadar anlatsam da tarif edemem. Çünkü benim hayatımın çok büyük bir dönüm noktasıydı. O motora sahip olmak, motor sürmeye başlamak. Ondan sonra artık bambaşka bir kişi vardı karşımda. Aynaya baktığımda gördüğüm kişi artık eskisiyle hiçbir alakası yoktu. Daha güçlü, daha yenilmez ve daha dirayetli birisi duruyordu karşımda. Tüm o yaşadığı bütün her şeye rağmen, tüm o kötü anılarına rağmen, hayatının kötü giden her şeyine rağmen o motorun üzerine binmiş. Motoru biliyorsunuz motorlar park edilince böyle sola doğru yatık kalır. Motora binip motoru sağa kaldırınca tüm sanki dertlerimin, sıkıntılarımın motordan aşağı döküldüğünü hissediyordum ve o şekilde yola çıkıyordum. İnanın buna kesinlikle hiçbir derdimle motosiklete binmiyordum. Çünkü o ayaklığı kapattığım anda, motosiklet doğrulduğu anda tüm dertler artık orada yerde kalıyordu. Arkamda kalıyordu. Sürdükçe, devam ettikçe tüm dertlerim silinik bir hale geliyordu. Ne güzel anlattım öyle ya. Çünkü tamamen içimdeki şeylerden bahsediyorum şu an size. O duyguları birebir aktarmaya çalışıyorum. Sanırım bu ilk motorumu aldığım zamanları hiçbir zaman unutamayacağım. Hayatımın en dönüm noktalarından birisi olarak aklımda kalacak. Hayatımın en büyük kırılma noktası. Bu şekilde giderken bir anda yönümü değiştirdiğim bir nokta. Böyle genelde hep söylenir. İşte gerçekten istediğiniz bir şey varsa çalışarak bunu başarabilirsiniz. Gerçekten bir şeyi çok istiyorsanız, çok çok istiyorsanız çok çalışarak onu elde edebilirsiniz diye. Ve çoğu zaman bunlar size boş muhabbet olarak geliyor ya. İşte bu yaşadığım anı, size anlattığım bu hayatımdan kesit, bu sözün gerçekten gerçekleşme ihtimalinin olduğunun kanıtı. Çünkü çok istiyordum. İnanın size çok istiyordum. Samsun'dan İzmir'e döndükten sonra, Ankara'da motor alma kararı verdikten sonra İzmir'e döndüğümde yaklaşık 2 ay boyunca, hiç abartmıyorum 2 ay boyunca her gün bu motosikletin fotoğraflarına bak. Her gün YouTube'dan bu motosikletle alakalı videolar izledim. Her gün, her yerde, her insanla bu motosiklet hakkında sohbet ettim. Çünkü hayatımı merkezine koymuştum daha satın almadan. Hayatımın merkezinde kendimi bir artık bir motorcu olarak görüyordum. Kendime yeni bir kılıf giydirmiştim. Kendime yeni bir kişilik çizmiştim. Ben artık motorcuydum. Böyle söyleyince bile ne kadar iyi hissettiriyor biliyor musunuz? Telefonumun ekran resmine, bilgisayarımın ekran resmine, her şeyi o motorun resmi yapmış ve her gün o motora bakarak uyuyordum. Abartısız her gün ve ertesi sabah çok erken saatte uyanıp nasıl para bulabilirim, nasıl para ayarlayabilirim diye koşturuyordum sağda solda. İzmir'e döndüğümde yaklaşık 72-73 falan kiloydum. Motoru satın aldığım gün 62 kiloydum. O 2 ay içerisinde 10 kilo vermişim. Çünkü yemeden içmeden kesilmiştim. Hem moralim bozuktu hem de çok heyecanlıydım o motoru alabilmek için. Hem de çok canım sıkılıyordu o motoru bir an önce almak istediğim için. Ne oldu? Kilo verdim. İyice bitkin düştüm falan ama nitekim sürekli o fotoğraflarına bakmam sayesinde, o fotoğrafın resmini hayatımın merkezi haline dönüştürmem sayesinde ve uğrunda çok çalışıp çok çabalamam sayesinde o motosiklete sahip olabilmiştim ve artık motorcu Burak olarak hayatıma devam ediyordum. Uf be, çok güzel bir anıydı. Kesinlikle çok güzel bir anıydı. Bu arada video süresi bayağı bir uzamış. Şu an burada bıçak sırtı gibi kesiyorum bu hikayemi. Çünkü sizlerden geri dönüş bekliyorum. Bu hikayemi beğendiniz mi? Hoşunuza gitti mi? Ya da size katkısı oldu mu? Bunları bana belirtirseniz, en azından hikayenin devamını da merak ediyorsanız yorumlar kısmında bunları yazabilirsiniz. Tüm düşüncelerinizi, iyi ya da kötü her şeyi yazabilirsiniz. Bana daha fazla destek olmak istiyorsanız kanalımdaki katıl butonuna tıklayarak bana ayda bir kahve ısmarlayabilirsiniz. Karşılıklı sohbet edebiliriz. Veya abone olup videomu beğenebilirsiniz. Hatta arkadaşlarınızla bile paylaşabilirsiniz. Çok teşekkür ediyorum sizlere şimdiden. Tüm değerli düşünceleriniz ve destekleriniz için tekrar hayatıma hoş geldiniz diyorum ve görüşmek üzere.